Evet, bir kez daha gördük değil mi hava kuvvetlerinin ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu. Bir kez daha gördük hava savunma sisteminin ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu. Türkiye'nin hava savunma sistemleri konusunda neden bu kadar çok çaba sarf ettiğini bir kez daha anlamışsındır herhalde. Ve yani kuvvet dengesinde, özellikle savaşın başlangıcında eğer karaya inmek istemiyorsanız ve bir ülkeyi yıkmaya çalışıyorsanız bu hava kuvvetleriyle ve işte kruvaz füzeleriyle veya işte seyir füzeleriyle maalesef oluşuyor. Bu nedenle bunları önleyebilecek olan sistemlere sahip değilseniz savaşın başında karşı taraf sizi teslim olmasanız bile teslim olmuş hale getirebiliyor. Yani bugün Kiev'in düştüğü durumda bu. Başlangıçta da söyledik hatırlarsanız. Hava savunma sistemleri olmadığı müddetçe ve uçak dengesi hava üstünlüğünü sağlayamadıkları müddetçe bu işi gerilla harbinden başka, gayri nizami harpten başka yapacakları hiçbir şansları yok diyorduk. Oraya doğru geldi. Bugünden itibaren çok daha fazla görüntüye sahip olabiliriz. Çünkü yaşanan görüntü, yani ne yaparsanız yapın, başka bir ülkenin topraklarına girdiğinizde ne olursa olsun kendinizi işgalci güç olarak görürsünüz. Yani koruyanla saldıran arasında büyük bir fark vardır arkadaşlar. Yani kendi toprağını koruyanın kendi ülkesinde kendisini daha rahat hissetmesiyle diğer kişinin moral motivasyonu arasında çok büyük farklar vardır. İstediğiniz kadar farklı nedenlerle o ülkeye girin. Zaman geçtikçe moral üstünlüğü, yani ülkeleri işgal edilmiş olsa bile kendi ülke topraklarını korumak adına Ukrayna'ya geçecektir. Zaman Rusya'nın aleyhine, Ukrayna'nın lehine olacaktır. Bu şu anlama gelmiyor. Yani Ukrayna düşmez, Ukrayna teslim olmaz, Ukrayna'da hükümet değişmez anlamına gelmiyor. Bu uzun soluklu bir mücadele. Yani artık araya kan girdi. Yani Ukrayna'nın işgali Ukraynalılar tarafından asla unutulmayacaktır. Aynı işte Prag nasıl unutulmadıysa, nasıl Azerbaycan'ın işgali hiç unutulmuyorsa, Ukrayna içinde bu artık Ukrayna tarihine yazılmış bir şey. Gürcistan içine geçerli bu. Bu nedenle bu tabloyu farklı versiyonlarla ve farklı biçimlerde Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak yaşayacaklar ve görecekler. Peki buradan çıkartılacak dersler herkes için çok fazlasıyla var mı? Var arkadaşlar. Bizim de çıkartmamız gereken dersler var. Dünyanın da çıkartması dersler var ama yani beni şu anda dünyadan çok kendi ülkemizin çıkartması gereken dersler çok daha fazla ilgilendiriyor. Nedir o diye soracaksınız. Ben size söyleyeyim. Başkasına güvenerek hiçbir şey yapılmadığını bir kez daha gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani ben sizi desteklerim, arkanızdayım. Hadi bakalım koçum mevzularının aslında ne kadar boş olduğunu, kendi yağınızda başarma istek ve arzunuzun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. İster NATO olsun, isterse Avrupa Birliği olsun, isterse farklı şeyler olsun. Bu yaşanan süreç bunu bir kez daha gösterdi. Yani burada Rusya'nın ezici savaş gücünden dolayı pes edilmişlik yok arkadaşlar. Hiçbir ülke savaşmak istemiyor, savaşacak potansiyeli de yok. Bu ekonomik krizden de kaynaklanan bir durum. Zaten Putin'in bu zamanı seçmesinden sebeplenen bir tanesi de hem pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar, pandeminin yarattığı tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enflasyonist baskılar, toplumların bezmişliği, yorgunluğu, pandemi döneminin yorgunluğu gibi birçok etkiyi üst üste gördü, okudu. Putin, Biden de okudu. Aynı zamanda karşısındaki orduların durumunu da okudu. Dünya konjonktürünü de okudu ve doğru zamanın bu olduğunu karar vererek yaptı. Evet, zaman doğru olabilir ama kararın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani Putin'in Ukrayna'yı işgal etme planı zamanlama olarak doğru olabilir. Ama sonuç olarak
doğru mu değil mi onu dünya tarihi içerisinde göreceğiz. Putin'in zaferi olarak mı geçecek yoksa Putin'in yanılgısı olarak mı geçecek? Bunu hep beraber okuyacağız ve göreceğiz. Evet, biz çıkartmamız gereken ne var diyordum. Evet, savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız, gördük. Özellikle tank savar silah sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Allah'a bin şükür ki şu anda tank savar silah sistemlerinin neredeyse tamamını biz üretiyoruz. Javelin benzeri dahil olmak üzere kısa, uzun menzilli, isterseniz şeyden atılan, helikopterden atılan, isterseniz araçlarda, zırhlı araçlarda, isterseniz tek erin kullanabileceği şekilde binlerce tank savar silahına sahibiz. Bunu da biz kendimiz üretiyoruz. Eskileri var ama bizim de ürettiklerimiz var. Ve tank savar silahların ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha gördük. İki hava savunma, savunma sistemleri konusunda ne kadar önemli olduğunu gördük. Şunu söyleyebilirsiniz. Bazen arkadaşlar şunu çok söylüyorlar. Yani ne var işte bu çekili topçu sistemlerine, işte zırhlı araçların üzerine kurulan sistemleri. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yani aslında o füze sistemlerini, seyir füzelerini vurabilecek sistemler aslında bu sistemler. Eğer gelişmiş radar sistemlerine sahipseniz bunları onlarla indirebiliyorsunuz. Seyir füzelerini indirebiliyorsunuz. Bu da açıkçası bu işin şeklini bir kez daha bize gösterdi. Yok, onlar da çok önemli arkadaşlar. Özellikle kritik tesislerin konulması için bunlar çok önemli. Ve Aselsan bu konuda çok doğru çalışıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'de, Savunma Bakanlığı bu konuda doğru isteklerde bulunuyor. Omuza atılan sistemlerin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Türkiye bunu da üretiyor. Kısa menzilli, orta menzilli, işte şimdi RF'yi de attık. Ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Donanmanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Kıyı savunmasının ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Gördünüz. Yani bu zamanda çıkartma olur mu? Oluyor işte arkadaşlar. Gördünüz, çıkartma da oldu yani. Eğer donanmanız güçlü değilse çıkartma oluyor. Bu konularda Türkiye çok yol kat ediyor arkadaşlar. Çok ciddi yol kat ediyor. Bir kez daha görüyoruz ki çok daha hız yapmalıyız. Yani kaybedecek zamanımız yok. Özellikle uçakların modernizasyonu konusunda aslında hiç kaybedecek zamanımız yok. Bu özgür projesine bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Yani Amerikalıların bunu bize vermeyecekleri kesin. Kesin gibi gözüküyor. Biz kendi projemizi yaparak özgürleştirme projesini hayata artık hızlıca geçirmeliyiz. IS radarı Eylül ayında bitecek diye biliyorduk. Bu radar hızlıca artık sonlandırılmalı ve uçaklara takıp test saatlerine başlamalıyız. Zaman gerçekten çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bir anda Ukrayna krizi 2013 diyebiliriz. Yıl 2022, arada ne kadar zaman geçmiş, pat diye bir ülkeyi işgal edebildi. Hızlı bir zaman geçiyor. Atak helikopterleri gibi helikopterlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. Kendi helikopter sistemlerinizin ne kadar önemli olduğunu da anladınız. Kendi mühimmatınızın size ait olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. Çünkü Ukrayna gelişmiş mühimmat sistemleri sıklıkla istiyor. Bunları sizin yapmanız önemli. Bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı unsurları, özel şirketler, Roketsan gibi vakıf şirketleri şu anda müthiş bir şekilde çalışarak üretiyorlar. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Dünya iyi bir yere gitmiyor. Yıllardan beri söylüyorum. Güçlü bir ordu, güçlü bir istihbarat, güçlü bir ekonomi, güçlü bir savunma sanayi ve sanayi. Yalnızca savunma sanayi değil, sanayi. Ve dışa bağımlı olmayan bir enerji politikası.
Artık bunların hepsi birbirinin içine geçmiş durumda arkadaşlar. Bunların içinden bir tanesini alarak yapamazsınız. Yani yalnızca güçlü ordunuzun olması yetmiyor. Bunları destekleyecek bu 5-6 kalemin birbiri bir zincir. Yani bu halkalardan bir tanesi koptuğunda diğerini de zayıflatıyor. Yani bu sistemi böyle kurmak zorundayız ve böyle ilerlemek zorundayız. Ukrayna bize bir kez daha gösterdi ki kendi tedbirini almayan ülkelerin hiçbirinin hayatta kalma şansı yok. Ne ittifaklar ne de başkaları sizi korumuyor. Ve haklarınızı korumak için kimse sizin yanınıza gelmiyor. Yani böyle söyleyeyim size. Şimdi hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Bu işlerin sonu nereye gidecek? Daha çok konuşacağız. Daha çok tartışacağız. Televizyon programında bunu atmaya çalışacağız. Ama şu var. Ukrayna işgal altında ve 40 milyon insan korku içinde. Çocukları, eşleri, evlatları, hayatları, malları, canları, vatanları için endişelenen insanlar var. Üzücü bir tablo. Yani tartışacak çok fazla şey var ama üzücü olanlardan bir tanesi de bu yaşanan süreç. Yazık ki yazık. Maalesef yazık ki yazık. Şeye girmeyeceğim arkadaşlar. Türkiye ne yapmalı sorusu çok geniş bir soru. Biraz daha bu durumda ne yaşanıyor Ukrayna'da, neleri göreceğiz onu söyleyeceğim. Çok daha fazla görüntü gelecektir çünkü artık propaganda savaşı bu. Şuna inanmayın, birçok görüntü düşüyor. Bu görüntülerin yaklaşık %80'i geçmiş görüntülerden de kaynaklanıyor. Yani işte bir tane asker görüntüsü var hatırlarsanız. Hani bir asker ölmüş de ailesi arıyor telefonda falan. Bu savaşa ait bir görüntü değil. İşte hava indirme harekatı yapılan, işte paraşütçülerle paraşütle atladıkları görüntüler var hatırlarsanız, görüntüleri gördünüz. Bazı görüntüler daha önceki yapılan 2018'deki tatbikatlarla ilgili görüntüler. Bu bir propaganda savaşı ve elimizden geldiği kadar da içinden ayıklayarak emin olmadığınız görüntüleri paylaşmadan devam edin. Ama ne derseniz deyin, bir savaş var şu anda. Ve bu savaşın içinde de Ukrayna'daki insanlar var. Allah herkese sabır versin, güç versin. Zor bir süreç. Kimseye de vatanının işgal edilmesine fırsat vermesin diyelim. İnşallah Rusya da yaptığı hatayı fark eder. Rus halkı da zaten şu anda tepkisini koyuyor. Sokaklara inerek bu savaşı istemediğini gösteriyor. İnşallah bir sonrakinde çok daha farklı konularla, yani Ukrayna olacak muhtemelen yine ama içeriğini farklı konularla. Merhabalar, Ukrayna ile ilgili, gelişmelerle ilgili karşınızdayım. Daha önce de bu konuyla ilgili video çekmiştim. Bugün de artık son gelişmelerden sonra bir video daha çekme gereğini hissediyorum. Arka arkaya her türlü konuyla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum ama yani bu konu artık belli bir boyutun üzerine çıktığı için bir kez daha belki birkaç defa daha konuşmak gerekecek. Çünkü bu süreç maalesef istenmeyen yerlere doğru gitti. İstenmeyen diyorum, yani yaşanan süreç bu boyutlarda olması bir tık üstünde yaşanıyor şu anda. Yani bizim beklentilerimiz, benim şahsen kendi beklentimde şu ana kadar, yani Donbas'ın tanınması, Donbas'taki Alyushal'ın desteklenerek Donbas'ın tamamının alınması, belki bir üstü eğer zorlama bir harekat olursa Dniester bölgesine kadar, yani Kırım'a kadarki olan o ırmağın boyu bütün kıyıyı almak, yani böyle bir harekat ta zorlamayla en fazla bu tarafa kadar gidebileceğini düşünüyordum. Evet, hibrit bir savaş olacaktı. Bazı insanlar hibrit savaşı karıştırıyor olabilir. Hibrit savaş bir melez savaştır. Sonuçta içinde iç isyanı, bir konvansiyonel savaşı da barındırır. Şu anda yaşanan aslında bir iç savaşla beraber, iç savaş görüntüsünde bir hibrit savaş. Melez savaş yani. Bu görüntüyü daha ne kadar gidebilir
ne kadar farklı yerlere gidebilir diye soruyor olabilirsiniz. Çünkü Kiev'de, kuzeyde Harkov bölgesinde, Dnipropetrovsk bölgesinde, Odessa bölgesinde bazı yerlerde çıkartma, bazı yerlerde hava indirme, bazı yerlerde hava helikopterlerle beraber hava harekatlarını görüyoruz. Hatırlarsanız CNN'de bir yaptığım konuşmada şunu söylemiştim. Ya bu harekat nasıl başlar diye sorulduğunda Irak benzeri olacak demiştim. Yani bu kadar büyük hava üstünlüğünüz ve füze üstünlüğünüz varsa önce hava harekatlarıyla ve füzelerle beraber karşı tarafın havalimanlarını, uçaklarını kalkamaz hale getirirsiniz, radarlarını vurursunuz, hava savunma sistemlerini vurursunuz. Ondan sonra helikopterlerle ve uçaklarla hızlıca yapmanız gereken ne varsa yaparsınız. Kara harekatı, çok derinlikli bir kara harekatı beklemediğimi söylemiştim. Çünkü kara harekatına girdiğinizde açıkçası işi eşitliyorsunuz. Yere bastığınızda bir askerin bile artık o zaman önemi oluyor. Yani teknoloji bir yerde ortadan kalkıyor. Hava harekatlarında evet kahramanlık vardır. Orada da kahramanlık vardır. Ama yerde bazen bir asker birçok şeyi değiştirebilir. Yani bir çatışmanın seyrini değiştirebilir. İyi bir silahı kullanan, örnek vereyim bir javelini iyi kullanan birisi onlarca tankı imha edebilir. İyi bir hava savunma sistemi, yani omuzdan atılan bir hava savunma sistemini iyi kullanan birisi birkaç uçağı, helikopteri düşürebilir. Bu da savaşın seyri sırasında önemli midir? Moral açısından önemlidir arkadaşlar. Bunun gibi sayı arttırıcı olaylar yaşandıkça değişir. Ya ben başlangıcım biraz hava harekatı ve füzelerle beraber biraz uzun süreceğini düşünüyordum. Ama hemen baskın şeklinde aynı anda harekatı icra etti Rusya. Göreceğiz yani bu tercih başarılı mı değil mi? Açıkçası Ukrayna ordusunun hatta Ukrayna halkının ne kadar direnme istek varlığında olduğuyla gösterecek. Bu kadar büyük bir ülkeyi, 40 milyonluk bir ülkeyi, 150 bin kişilik silahlı kuvvetleri olan yedekleriyle falan beraber hadi 300 bine çıkartın. Böyle bir orduyu girdiğinizde anında teslim alamayabilirsiniz ve savaşın uzaması görebilir. Sorularınızı aşağı yukarı biliyorum. Yani şu anlamda biliyorum. Twitter'da da okuyorum. Diğer ortamlarda da soruları söylüyorum. Bu nereye doğru gidebilir? Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir mi falan diye soruyorsunuz. Arkadaşlar hep söylüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı zaten yaşanıyor. Yani çıkıyor mu diye sormayın. Üçüncü Dünya Savaşı'nın versiyonlarını her türlüsüyle görüyoruz. Rusya bu yaptığından dolayı büyük bir cezalandırmaya girecektir eminim yani. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Ha bunu atlatır, atlatamaz. Buna kendisiyle ilgili çözümler bulabilir. Buradan bir çıkış yolu bulabilir. O tamamen Rusya'nın refleksleriyle ve dünya konjüktürüyle ilgili. Bugünden itibaren hani bu yaptırımlar Rusya'yı durdurabilecek mi sorusunun cevabı tamamen konjüktürle ilgili arkadaşlar. Çünkü karşısında bir silahlı güç olmadığını bildiği için zaten bu kadar rahatlıkla harekatı icra edebiliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu olay başladığı andan itibaren, evet NATO bu işe girmeyebilirdi. NATO bu işte yer almayabilirdi. Avrupa Birliği de bu işte yer almayabilirdi. Ve Ukrayna ordusu eğer mevcut hava üstünlüğünü bazı yerlerde kaybetmemiş olsaydı bugün gördüğümüz sahneler yani Kiev'e tanklar girebilir veya diğer yerlerde birçok alanda bu baskın tarzındaki operasyon harekat gerçekleştirebilirdi. Yani ne demeye çalışıyorum? NATO veya Avrupa Birliği şu desteği verebilirdi. Aynı Fırat'ın doğusunda olduğu gibi. Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Diyor ki
Fırat'ın doğusuna uçak geçiremezsin. Burası benim kontrolümde diyor. Geçirdiği zaman da F-35'lerle, düzeltiyorum, F-15'lerle ve diğer elinde bulunan F-16'larla önlemeyle girenleri dışarı çıkartıyor. Bir hat çizmiş durumda. Yani uçuşa yasak bölgeyi kendi alanında çizmiş durumda. Bunu Ukrayna için de yapabilirdi. Çünkü NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin tank sayısı olarak aynı ölçüde olmasa da, açık ve net söyleyelim, bu kabiliyetleri çok üstün. Bu üstünlüğünü kurabilirdi ve bir hava savaşına ya girmezdi Rusya. Ve Ukrayna'nın eli daha da fazlasıyla güçlenebilirdi. Yani bunu yapabilirdi. Asker indirmese bile yere, en azından hava sahasını kapatabilirdi. Bunu da tercih etmedi ve tamamen Ukrayna'yı Rusya ile karşı karşıya getirdi. Bu sonuç beklenen bir sonuç muydu? Evet, beklenen bir sonuçtu arkadaşlar. Yani yorumlarımızı takip ederseniz hiç karşılaştırmaya bile gerek olmayan bir ordudan bahsediyoruz dedik. Zaten Ukrayna ordusunun da uzun süreli bir savaş hazırlandığını, yani uçakları ve deniz kuvvetleri olarak zaten, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak zaten hani karşılaştırılamayacak bir oransal güç farkı olduğunu. O yüzden de kara savaşına da daha çok konvansiyonel savaş yerine, şehir savaşlarına, uzun süreli bir savaşa çekmek gibi bir niyetleri olduğunu söylemiştik. Zaten bu da bunun göstergesi. Şunu soran arkadaşlarım oluyor. Yani sınır birlikleri nasıl dayanamadılar? Arkadaşlar, bütün ülkelerde, bizimki de dahil olmak üzere, sınır birliklerin görevi sınırda düşmanı durdurmak değildir. Böyle bir görevleri yok arkadaşlar. Yani üzerlerinde bulunan imkan ve kabiliyetleri, TMK'larındaki asker sayısı, kadrolarındaki silah miktarı, yalnızca onların görevi hududun güvenliğini sağlamaktır. Yani yasa dışı geçişleri hem Türkiye'den, hem düzeltiyorum, ülke içinden dışarıya, dışarıdan içeriye girişleri engellemektir. Yoksa bir harekatı durdurmak gibi bir misyonları yoktur. Bu nedenle sınır muhafızlarının işte yerlerini terk ettiler, sınırı koruyamadılar gibi söylemleri çok da doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde sınır muhafızlarının veya işte bizdeki gibi hudut birliklerinin böyle görevleri yoktur. Yani geriye doğru çekilmeleri, hudut sınırı boşaltmaları Ukrayna ordusu için bir teslim olma hareketi değildir, onu söyleyeyim size. Peki ne yaşanıyor şu anda, içeride ne yaşanıyor? Açıkçası o 24 ile 48 saat bütün herkes için çok şeydir, şoktur. Önce bir dağılma yaşanır. Ya dağılma yaşanmayan yerlerde, yani liderlik yapan, doğru konumlanan yerlerde olayların seyrini değiştirecek olan kişiler ortaya çıkabilir. Bunun görüntüleri var, bazı şehirlerden görüntüler geliyor. Yani iyi eğitim almış olan birlikler, Rus askerlerini durdurdukları noktalar var. Ama bazı yerlerden gerekli tedbirlerin alınmadığını çok net olarak görebiliyoruz. Bunlar neresi diye bana sorarsanız açık ve net söyleyeyim size. Özellikle Kırım'dan Ukrayna'ya doğru çıkışla ilgili çok daha fazla tedbir alınmamış. Yani burada doğru bir yığınaklanmanın olmadığını söyleyebiliriz. Ne hava harekatları için, ne hücum, hava hücum harekatları için hiçbir tedbir alınmadığını gösteriyoruz. Bugün bir tane video koymuştum, belki görmüşsünüzdür. Yani helikopterlerin uçuşlarını görmüşsünüzdür. Orada bir soru sorabilirsiniz. Neden helikopterler bu kadar alçaktan uçuyor diyebilirsiniz. Veya uçaklar neden bu kadar alçaktan uçuyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, onun açıkçası onun bir mantığı var. Omuzdan atılan füzeler için de geçerli bu. Diğer hava sistemleri için de geçerli. Belli bir irtifaya kadar kurulmuyorlar. Bu nedenle de helikopterler yerden bir ateş geleceğini bilmiş olmalarına rağmen belli bir irtifanın üzerine çıkmazlar. Çıkmazlar ki omuzdan atılan veya hava savunma sistemleri, özellikle füze sistemlerinden kurtulabilsinler. Bazen görüyorsunuz player'lar falan atıyorlar.
O ikinci bir tepki ama asıl tepkilerden bir tanesi, asıl aktif tepkilerden bir tanesi belli ittifakın üzerine çıkmamaktır. Söylemeyeceğim o ittifakın kaç olduğunu ama o nedenle çok alçaktan uçuyorlar. Uçakların uçmasının nedenlerden bir tanesi ama ikincisi de güç gösterisi. Yani hakimiyet kurmak, moral bozukluğu yaratmak, teslimiyeti arttırmak, ordunun direnme gücünü azaltmak gibi niyetlerle de alçak irtifadan geçiyor bu uçaklar. Çünkü düşünün bir ülkenin hava kuvveti.